Maşinasını yangilab olibdi mi? Qada oldi kim pulda? Birdaniga ya. Qanaqa bo'larkin? Ayniqsa bu o'rinda mana endi 12 yana aytib olaman. Domlalarni tirishligini tekshiradigan. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sebep siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum rahmatulloh. Alloh taologa mahtalar bo'lsin. Mana bugun Jalloh shahridan kelgan Xolid degan ukamizga bugun ziyoratga keldik. Hurmatli akalar, har birimizga farzand bir aziz narsa. Hech kimni farzandi bunday holatga tushmasin. Hech kimimizni farzandimiz og'rimasin. Kelinglar shu videoga befarq bo'lmasdan imkon qadar tarqatishda bo'lsa ham yordam beringlar. Duoda bo'lsa ham yordam beringlar. O'zingizlarda mablag' tomonidan bo'lsa ham yordam beringlar. Bu videolar muhtojlikdan chiqyapti. Kelinglar shu ukamiz inshaalloh tez kunda bir operatsiya bo'lishlik kerak ekan, lekin bugungi kunda mablag'i yo'q uchun shu video murojaat nomani qilyapmiz. Shu Alloh uchun, shu kelajakda shu jajjigina gunohsiz ukamizni inshaalloh shifo topib ketishlik uchun kelinglar videoni tarqataylik. Har birimizda bugun imkoniyat bor. Hech bo'lmasa guruhlarga tarqataylik. Hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar, har birimiz yaxshilik qilishlikka oshiqmiz. Kelinglar bugungi kunda bu o'tkinchi dunyoda yaxshilik qilib qolaylik. Bilmaymizki, sizdan bizdan keyin bu ukalarimiz, bunday bir muhtojlarimiz bilmaymizki, haqlarimizga duo qilib, lekin islom diniga katta xizmatlar qiladigan insonlar bo'lishligi mumkin. Har birimiz duolardan unutmaylik. Shu ukamizga mana telefon nomerlari, WhatsApp nomerlari qo'yib boramiz. Yana bir iltimos qilaman, imkon qadar videoni tarqatinglar. Bugun mana ukamiz jigardan kasal bo'lgan ekan, bugun Bishkek shahrida bolnitsada yotibdi. Shu video qancha ko'p tarqalsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahumma la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una va'afina bima 'allamtana ve zidna ilma. Allahumma arinal hakka hakkan varzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan varzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-kavle feyettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Qur'on Karimni mana tartib bo'yicha 49-si bu o'qiyotgan suramiz. Hujurot surasini tafsirini o'qiyotgan edik, inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. O'tgan darsimizda Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan chetlaninglar. Chunki gumonlarning ba'zilari gunoh degan oyatni suhbat qilgan edik, inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Mana shu zon kalimasi, gumon kalimasi Qur'onda ayrim o'rinlarda ishonch ma'nosida ham keladi. Ya'ni gumon degan so'z faqat yomon narsani tushunmaslik kerak. Arab tilida zon degan so'z ishonch degan ma'noda ham kelgan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Allazina yadhunnuna annahum mulaqu robbihim." Ya'ni o'zlarining parvardigorlariga ro'baro bo'lishlarini biladigan zotlar. Bu yerda ishonch degan ma'nosi ham bor. Mana davom etamiz. Inna ba'dadh-dhonni ism va la tajassasu. Mana josuslik haqida suhbat qilamiz. Josuslik nima? Josuslik odamlarning orqasidan yomon xabarlarni qidirib yurishlik. Bu tajassus deyiladi arab tilida. Endi tahassus degan so'z bor. Bizi o'zbek tilimizda bu mutaxassislik deb tushuniladi, lekin aslida arabcha so'z bu. Tahassus degani odamlarda ortidan yaxshi xabarni qidirib yurishlik. Tajassus, josuslik. Odamlar orqasidan yomon xabarni qidirib yurishlik bu harom amal. Endi tahassus bu yaxshi xabarni qidirishlik. Bu gunoh emas. Mana Qur'onda Alloh taolo Yusuf alayhisalomning qissasida Yusuf alayhisalomning otasi Yaqub alayhissalomni tilidan aytadi. Mana Yusuf alayhissalom oldiga akalari bordi. Binyaminni Yusuf alayhissalom hila qilib olib qoldi. Ikkita aka-uka qolib ketdi. Shunda noumid bo'lib qaytib kelgan qolgan o'g'illariga Yaqub alayhissalom aytadiki,
Ya baniyya izhabu fetahassasu min Yusufa min akhihi. Mana tahassusu fetahassasu diyaptı. Ey oğullarım, boringlar Yusuf ve onun birodarını haberini kıdırıyorlar. Yani bu yaxşı haber kıdırışlık. Tacassus, cahsli, yaman haber kıdırış. Tahassus, bu yaxşı haberini kıdırışlık. Cahsuslik. Adamlar da poyla yürüşlik. Adamlar bildirişli hohlamagan narsalarını kıdırıp yürüşlik. Ve bunu tarqatıp yürüşlik. Cahsuslik, şunday bir adamlar da tabiatiga singip ketgan ki, yaman haberlerde kıdırıp yürüşlik, onu işi bop koygan. Ve bana şu haberlerde bilişi gibi lan fakirlenedi. İş değil mi deydi? Çahana heykeli de iş değil mi deydi? Dikkat kıtırası çünkü yengiliği var. Bugün deyim ekskluzivni yengiliği var. Bu şunaka yengilik ki televizyonda yapırılmıydı. Bu şunaka yengilik ki radyoda yapırılmıydı. Fakat şunaka adamlardan işlersin onu. Cosslik. Falançı deydi, hatının talakıptı deydi. Manakı yeneken mana boptu. Bu şu oylanın işiydi. Bu ap çıktı köçeye. Falançının hatını tuğma yaptıken deydi. Ayıp kimdeyken deydi. Senge ne mi? Senge ne mi? Musibet ne mi de? Bu adamda haber alıp gelişi demez. Muhumu, yani yamanı şu haberde haradar barlıgı da. Şu haberde haradar barlıgı da. Şimdi eşitkenlikimiz için yani yengesinin makul uğradı, alıp gel uğradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Anasımlı Malik'ten. Tuğba limen şagalahu uyubuhu en uyubin nas. Özünün aybları, adamlarının ayblarından tosup durgan kişiye tuğba bolsun. Yani kişi özünü aybı bulan avara bol yaptı, başkaları da aybıge karagene vakti yok. Özünü aybı bulan avara bolu, başkaları bulan işi bulmayken adamge tuğba bolsun. Yani cennet bolsun diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özü kıdırsak, özümüzden başka terbiyelen adıgan adam bir kere giriyor bizge. Özümüz terbiye kavasak katta gel. Özümüzde başka muamma yok mu ki buralarda kavla, buralarda arkasından makalamız, kıdırı yüreğimiz. Peygamberimiz etkenler, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Cüdyan bu güzel hadis, acib hadis, pur hükümet bugün hadis, kişi özü üçün muhum bulmagen işlerden uzağa bol ekenliği, İslamını çırali ekenliğidendir. Kişi özü üçün muhum bulmagan narsalardan uzak buluşu neme sebepten şuna kadar uğdasa onu İslam'ı çıralı. Demek öz özüden ikinci kulası çıkardı. Kişi özüge dahil bulmagan narsalardan avara bulaykenliği burada aybı, burada kimi, burada maşinası, burada topuş tutuşu. Demek bu adam da İslam'ı çıralı yemeseken. Allah Azze ve Celle işlerinin alisini yüksekini yaş göredi. Razillerini, paslarını yaman göredi. İnna Allaha yuhibbu ma'aliyal umur ve yakrahu safasifaha ve daniyaha. Mana hozir aytgan mazmunimizdagi hadis rasul aytilar, albatta Alloh taolo ishlarning olisini yaxshi ko'radi, pastlarini, razillarini yomon ko'radi. Birodi aybini poylab yurishlik, birodi orqasidan josuslik qilishlik, bu razil ishmi yoki oli ishmi? Albatta razil ish bu. Har qanday jamiyatda, har qanday zamonda, har qanday makonda josuslik qilib yuradigan odamni biroq yaxshi ko'rmaydi. Ulaq odamlar uchrashib qolsa, darrov shu soroqqa tutadi. Qancha topasiz? Qayerda ishlayapsiz? Nech pul beryapti? Yetyaptimi? Senga kerakmi shu narsani bilish? Bu nimaga o'xshaydi? Bu telefoningizdagi fleshkani bekarchi ma'lumot bilan to'ldirishga o'xshaydi. Bilasizlarmi, telefoningiz og'ir ishlaydigan bo'lib qoladi. Qatib-qatib qoladi. Qizib ketaveradigan bo'lib qoladi. Nimaga? Endi ochib turib o'chirishni boshlaysiz. Hammasini olgansiz, sharaqlatib olavergansiz, selfie qilavergansiz, to'lib ketgandan keyin endi o'chirasiz. O'zi kerak emas edi o'sha selfiechi. Siz bilan bizga kerak bo'lmagan odamlarda xabarlarda, odamlarda ishlari ham bizni nima qilar ekan, qalbimizni qatirib qo'yar ekan. Mana shu narsa josuslik. Birodi-birodi orqasidan kavlab yurishligi. Oilalarda buzilishiga olib keladi. Er xotin o'rtasidagi munosabatda buzilishiga olib keladi. Sizga nima hadya qildi? Men hayitga eringiz deydi. Xotinlar. Mana qilsin shuni deydi. Meni erim mana qapadarga qildi deydi. Qarabsizki bu kelin nima deydi? Senga kerak emas uni nima padarga qilganligini bilish. Shu zo'r savol. Shu savolda akalar ukalar o'zimizga beraylik. O'sha narsani eshitish menga kerakmi deb so'rang-da.
to'xtab tur oshinda, to'xtab tur. Shuni eshitish menga kerakmi? Shu gapni ayt senga kerakmi? Yo'q, kerak emas. Mana shu josuslik o'rtaga fitna soladi, musulmonlarni bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Valaysa minna man farraqa." Ya'ni odamlarning orasini bo'lgan odam bizdan emas. Bo'lgan bizdan emas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kişi özü için muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'layotganligi islomini go'zal ekanligidandir. Josuslik odamlarning orqasidan qilayotgan ishlarini, gapirayotgan gapini poylab yurishlik. İctani bu kathiran minadzan inne ba'da zanni isim ve la tecessasu. Gümanlarda köplerden ihtiyat bulunlar, uzağa bulunlar. Çünkü gümanlarının bazıları günah, casli kımeyler. Ömer'in Hattab raziyallahu anhu, amir al-muminin külnede biri de bir kaza işi de türdü, kazılığı da hüküm çıkardı. Üye katip yegen eden ki ayalı soradı. Falancını hüküm çıkarıpsız, aybını mı dedi? Uyda oturgan xotin. Mahkamada bo'lgan ishni tafsilotini so'rayapti. Shunda xalifa qarab turib, "Sen yomon xotin ekansan." "Seni nima ishing bilan?" dedi. Ya'ni bilmasang senga nima edi-yu? Bilsang senga nima? Kerakmi shu narsa senga? Kerak emas. "Sen yomon xotin ekansan" deb turibdi. Xatarli narsa shuki, bir odamni bir mavzuga aralashtirib qo'yamiz. Vaholanki bu mavzuga hech qanaqa aloqasi yo'q. Alakası yok bu mavzuga bu adamla. Yani şu adamın fikrini eşitmem koyamız ve şu kürsetken kürsetmesi bana işem koyamız. Bana şu en yaman narsa. Kişi tili bilen gıybet kıladı. Ayak kolu bilen gıybet kıladı. İşaraları bilen gıybet kıladı. Yani kalbi bilen hem gıybet kıladı bu adamlar. Şimdi tilini gıybeti çünerlik. Közde işaranın gıybeti çünerlik. Kalpte gıybeti şey. Kalp qanday g'ibat qiladi. İmam G'azzoli o'zini qiyosida bir bobni til ofatlari deb nomlaydi va mana shunga mana shu bobida g'ibatga alohida e'tibor beradi. Ana shu g'ibatlarning qatoriga qalb g'ibatini ham qo'shib qo'yadi. Mana ana shu Ihyoul Ulumiddin kitobidagi g'ibat bobidagi bitta qissa. Buni İmam G'azzoli keltiryapti. Bir ayol bor edi, mayit ayollarni yuvardi. Kunlarda birda bir mayit ayolni yuvayotganida bu yuvuvchi ayolni qo'li yopishib qoldi mayitaga. U qilishdi, bu qilishdi bo'lmadi. Vaqt o'tdi, qo'li bilan jasadi bitta o'tib ketdi hali mayit. Shunda mayit ayolni egalari nima qilishiga hayron bo'lishdi. Ayolni tanasidan kesib turib, bu ayolni qo'lini ajratadimi mayitani? Yoki yuvayotgan ayolni qo'li kesiladimi? Mumkin emas, o'likni kesib bo'lmaydi, sochini olib bo'lmaydi, tek bo'lmaydi o'likka. Shunda buni Xabarani İmam-ı Malik yetkizishdi. İmam-ı Malik, İmam-ı Darul Hicra. Ana shu to'rtta mazhab imomlardan biri. İmam-ı Malik buni eshitdi-da, 80 darra uringlar deb hukm chiqarib berdi. Haligi yuvuvchi ayolni. Shu turgan holatida bu yuvuvchi ayolni 80 darra urishdi. 80-inchi darra tushganida qo'li mayitni tanasidan ajrab ketdi. Bu yuvuvchi ayol mayit bo'lib yotgan ayolni zinoda qalbi bilan ayblab qo'ygan edi. Bu zinokor deb qo'ydi. Qatida birodar qalbi bilan g'ibat qilgani uchun javobgar bo'ladigan bo'lsa, tili bilan g'ibat qilsa nima bo'ladi? Dalilsiz falonchini o'g'ri desiz, bu yengil so'z bo'lmaydi. Chunki bu unga javobgar bo'linadi. Mashinasini yangilab olibdimi? Qarz oldi kim pulda? Birdaniga qana bo'lar ekan. Aynasa bu o'rinda mana endi uni keyin aytib olaman. Domlalarni tirishligini tekshiradiganlar. Ehtimol sen bilmaydigan tijorati bordir bu yerga odamni. Ehtimol biroq bilan tijoratda sherikdir. Ehtimol bir hayvon boqar uyda, ehtimol bir mashina olib sotar. Shoshilmanglar birodarlar. Shoshilmanglar. Chunki biz aytayotgan domlalar sizlarga ham bizga o'xshagan odam. U ham tijorat qilishi mumkin. Uni ham aqli bor, ehtimol sizgidan ko'ra ko'proq aqli bor, ko'proq kitob o'qigani uchun. Inakin 24 soat minbarda o'tirgani yo'q u domla. Sizlar bir haftada bir soatlar ko'rasizlar domla, boshqa payt nima ish qilishini o'zi biladi. Shuning uchun
qadan pul oldi ekin deb turib, joslik qilib gapirmasdan qalbimizdan o'tgan narsaga ham gunohkor bo'lib qolamiz. Shuning uchun dalilsiz gapirish emas, hatto dalilsiz gumon qilishlikka javobgar olamiz birodarlar. O'ylab ish qilaylik. Bizga kerakmi o'sha domlaning qadan pul topayotganini bilish? Sizdan qarzi yo'qmi? Yo'q. Sizdan pul so'rab kelmayaptimi? Kelmayapti. Ishingiz bo'lmasin. Ha biror bir boyib ketgan bo'lsa, xursand bo'lib qo'y. Yo'q. Kim xursand bo'lmaydi? Qalbida marazi bor odam xursand bo'lmaydi. Hasadgo'y xursand bo'lmaydi. G'ibat va bo'xton. Siz bir odam haqida bir gapni gapirdingiz. O'sha narsa bor unda. U odam eshitdi, xafa bo'ldi. Masalan, bir odamni semiz dediz. U semiz. Bir odamni oriq dediz. U haqiqatan oriq. Bir odam oq, bir odam qora. Siz unda bor narsani aytdingiz. Shu so'zingizni eshitib xafa bo'lsa, shu g'ibat bo'ladi. Endi agar siz gapirayotgan narsa unda bo'lmasa, bu bo'xton bo'ladi. Demak, u odam haqida, uchinchi odam haqida, yo yaxshi gapni gapiring, bo'lmasa jim turing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, mal g'iba?" G'ibat nima ya Rasululloh? Rasul aytdilar: "Qola zikruka ahoka bima yakrahu." Birodaringni u yomon ko'radigan narsa bilan zikr qilishing. Qola rajulun araita in kana fi akhi ma aqul. Ko'rmaysizmi, agar men aytayotgan gap, men aytayotgan sifat, narsa shu odamda bo'lsa-chi? Qol in kana fihi ma taqul laqad ightabtahu. Agar sen aytayotgan narsa u odamda bor bo'lsa, tahqiq g'ibat qilding. Va in lam yakun fihi ma taqul faqat bahattahu. Agar sen aytayotgan narsa unda yo'q bo'lsa, unga bo'xton qilding. Palonchi oshnam semiz dedi, palonchi oshnam arvoqdi. O'zi shunaqa haqiqatan, lekin eshitib xafa bo'ladimi? Demak, shu g'ibat bo'ladi. Bo'xton nima? Bo'xton yo'q narsani aytishlik o'sha odam haqida. Hujjat dalilsiz, asossiz bir narsani nima qilishlik? Unga nisbat qilishlik. Mana g'ibat shunday og'ir gunoh ekan. G'ibat doim harommi? Doim mumkin emasmi g'ibat? Birodalar, ulamolar 6 ta o'rinda g'ibat qilishlikka ruxsat berishgan. 6 ta o'rinda g'ibat qilishiga ruxsat berishgan. Mana eshitib turaylik. Biz qilayotgan g'ibatimiz mana shu 6 tadan birontasiga tushadimi? Birinchisi, nikohlanishda, sovchilikda. Bir odam sizga kelib, falonchi haqida so'radi. Sizdan so'radi. Falonchi bizning qizimizga xaridor bo'lyapti. Nima deysiz? O'sha xaridor bo'layotgan odammi yoki o'sha uylanmoqchi bo'lgan yigitni aroqxo'rligini bilasiz. Zinokorligini bilasiz. Harom xarishdan taqvo qilmasligini bilasiz. Shu o'rinda uni gapirsam g'ibat bo'lib qoladi deb turib, jim turishlikka haqqingiz yo'q. Shu yerda g'ibat qilish mumkin va kerak. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa, so'ragan odamni o'ziga yana g'ibat qilasiz. Palonchi mendan palonchini so'rab kelyapti, shuning uchun g'ibat qilyapman deb turib, ko'chada g'ibat qilinmaydi. Kimga g'ibat qilinar ekan? So'ragan birodar, so'radingiz. So'raganingiz uchun aytayapman va nasihat ma'nosida shu yerda mumkin ekan, bu manaqa 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 odam. Shunda mumkin. Ikkinchisi, sherikchilikda. Biroq-biroq bilan tijoratda sherik bo'lmoqchi. Ahmad Mahmud bilan biznes qilmoqchi. Ahmad kelib sizdan Mahmud haqida so'radi. Nima deysan? Siz bilasiz Mahmudni. Birodar haqidan qo'rqmasligini. Bilasiz 3-4 ta odamni kuydirib pulni bermasdan qochib yurganini. Shu yerda Mahmudni g'ibat qilsam bo'lmaydi deb indamay tursiz, gunohkor bo'lasiz. Shunda Ahmadni o'ziga aytasiz, bu odam bilan sherik bo'lma, bu yomon odam deb. Birinchisi nima oldi? Nikoh. Ikkinchisi sherikchilik. Uchinchisi qazo, hukm ishida, mahkamada, sudda. Bir odamni ustidan shikoyat qilib qoziga arz qildingiz. Qozi chaqirdida o'tkizib, bu odam yo'q. Nima qildi? Ayt menga dedi. Hozir aytsangiz g'ibat bo'ladi haqiqatdan. Ana qildi, mana qildi, mana qildi. Yo'q, gapirsam hozir g'ibat bo'lib qoladi desiz, bu noto'g'ri. Qazo ishida, sud mahkama ishida g'ibat qilish mumkin. To'rtinchisi. Gunohga beparvo bo'lgan. Gunohni ochiq qilib yuradigan odamni g'ibat qilish mumkin. U odammi? U parhez qilmaydi, ochiq qilib yuradi. Masalan, gunoh qilayotgan odam ikki xilda. Gunohni yashirib qiladigan odam bor, gunohni oshkora qiladigan odam bor. Oshkora qilib yurgan odamni g'ibat qilsa bo'laveradi. Hammaga emas, yana o'yatayotganimizdek, ma'lum bir nima o'rinda, holatda, vaziyatda.
Beşincisi. Ramazan ayıda açıkçası köşede avukat yiyip yürüyen adamı gıybet kısa bol olarak geldi. O şu zarur boyanı orundu. Altıncısı. Günahını kılıp şu günahını mahtanıp yapıp yürüyen adamı gıybet kısa bol olarak. Demek altı orunda gıybet kılıçdaki ulamalar ruhsat verişti. Birincisi. Nikahlanışta. İkincisi. Ticaret şerikide. Üçüncüsü. Kaza işide. Törtüncüsü. Günahtı bir para akıl adıyan adamı. Beşincisi. Ramazanda şimdi açık aşkarı avukat diye bir adıyan adamı. Altıncısı. Kıyan günahını yapıp ne akıl adıyan? Mahtan adıyan adam. Musibet. Musibet. Öşü kıyan günahını yapıp durup mahtan eken de biz eşitip durgenliğimiz. Tohtayım ki. Tohtayım ki. Siz yazık günahınızı yapıp durup mahtan hemen de yapsın bizge. Üyetmişsin mi? Üyetmişsin mi? Günahınızı yapıp. Burada aldı kutadı nasasını Japonski'de ötküz olan adam fakirle yaptı. Ne yapıp durup biz? Haa şu sürü adama kendisi. Hayır. Gıybet. Bana casli gıybetle yapılaşı yapız. Bir halat var kişi gıybet kılıp günahkar oladı. Bir halat var gıybet kılıp münafık oladı. Bir halat var gıybet kılıp kafir oladı. Bir halat var gıybet kılıp sevap oladı. Sevap aladı yonca da bana oku verdim. Altı doğrunda gıybet kılışlı kerek. Kımasal günahkar oladı şu yerde. Şimdi gıybetçi gıybet kıladı. Onu günahlıgını bilip durup. Bu adam fakat günahkar oladı. Gıybet kıldı günahkar oldu. İkinci halatta. Gıybet kılınırken adama ata aytılınmasa gıybet bu mıydı? Degen yaptı şu avab durup. Atına ait miydi? Lekin hamma bilip durup da kim hakkı da yap getirkenini. Bu adam münafık oladı. Fakat ayıtı, atına aitsa bu oldu. Yok. Hamma ait durup da. İşara bulan kürsatı yaptı. Kolu bulan manadı yaptı. Ya bir kandedir bir cesatideki bir nasıl işara kıl yaptı da bilip durup da. Kim hakkı da söz getirkenini yine hamma bilip durup da. Atına ait mi yapan, ne gıybet kılma yapan dese bu adam münafık oladı. Şimdi kafir buladı ya onun için. Gıybet tıkıp durup bu gıybet mi istiydi? Bu sıfat değil. İşte sizlere şu yaptı. Bu gıybetmez, bu sıfat deydi. Biz eşittik hazır. Öşü sıfat onda bar olsa, sen onu yapırken de hap olsa şu gıybet dedik. Gıybetini gıybetmez degen için, günahını günahmez degen için o adam kafir buladı. Adamlarda gıybet kılıçının akıbatı eğer tövbe kılıp günahıdan istiğfar etmese, Allah keçirmese bu adamın akıbatı cehennem buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bana İmam Müslim'den getirilen hadis Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan Atadruna manil muflis dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muflis kim ekenliğini bilesiler mi? Muflis degeni hiç nesası yok adam. Bizi tılda bankrot adam. Sahabalar ya Resulullah bizde muflis dirhamı hem beraber matas hem bulmayan adam dedi. Peygamberimiz ettiler innel muflise min ummeti يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَلَاتٍ وَسِيَامٍ وَزَكَاتٍ Katta hadis, manasını ayet beri oranı. Meni ümmetimden müflis boyun adam şu ki, kıyamet günü de Allah Ta'ala'nın huzuruna namaz bilen, roza bilen, zakat bilen keledi. Lekin onu sökken, bunu gıybet kıyken, bunu tuhmat kıyken, bunu kanına kızken, bunu malını yiyken. Şu onu, şu yani hakkını yiyken adamları var. Unga mana şu adamdan, mana o mazlumga, hakkı yiyen adamga onu savablardan alıp beriladi. Alıp beriladi, alıp beriladi, savabları tügeydi. Lekin hak darlar türüptü. Gıybet kılınan adamı ham şuladı, Katar'da türedi hakkını sorab. Savabları koma geneden kendi yaptılar Resulullah. Bunların günahları yükletinladı ve dozakka girip gidildi. Allah da Allah kerim zat. Allah Azze ve Celle özüne hakkını yiyen bosa bandası. Allah haklasa avf kıladı. Allah kerim zor. Lekin bandalar avf kumiydi. Bandalar keçirmiydi. Al-gaybatu aşaddu mine zina dediler Resulullah. Gıybet zinadan göre kattarak günah. Gıybet zinadan göre kattarak günah. Gıybet kılış oson. Zinada kılış kıyın. Çünkü zina için o barış gerek, pul sarflaş gerek, isteş gerek, topuş gerek. Hulas bar indi bu. Ama gıybette oturgen caizde bir din çıkımsız, ıssık soğuk parkı yok. Şimdi yapır orası. Gıybet elbette cemiyetke cüde katta zarar keltiradı. Şahslarge, fardlarge hem zarar keltiradı.
oilalar buzuladı, musulmonlarning quvvati ketadi, adovat gina kudura tarqaladi musulmonlar o'rtasida. Endi bir kishi g'ibat qildi, tavba qilish uchun nima qiladi? Alloh o'zing kechirgin, astag'firloh desa bo'ldimi? Bu yaxshi. O'sha g'ibat qilgan odamidan borib kechirim so'rash kerak. Xususan ahli ilmlar haqida tilimizni tiyaylik. Qattiq fatvo aytadimi, yumshoq domla. Biz domlalarni yomonlar deb aytmaymiz. Qanaqa bo'lsa ham domla u. Ko'chada ko'rsang, salom ber. Qo'lida yuki bo'lsa, ovor mashinasigacha yetkazib qo'y. Agar nonushtadan chiqib kelgan bo'lsa, mokalashini to'g'rilab qo'y. Duosini ol deb o'rgatamiz. Tushunarlimi? Palonchi domlani g'ibat qildingizmi? Borib kechirim so'raysiz. Kechirim so'rash qanaqa bo'ladi? Qayerda g'ibat qilgan bo'lsa, shu yerda borib turib, uzringizni aytasiz. Bir uy odam ichida g'ibatini qilib turib, yolg'iz o'zini ko'chada topib, men sizni palonchi joyda g'ibat qilib qo'ydim desangiz, bu kechirim so'rashga o'tmaydi. Kelasiz bo'yagi majlisga, birodarlar, kecha men palonchini manaqa deb g'ibat qiluvdim. Shu meni gapim xato edi. Bu noto'g'ri edi. U odam unaqa emas edi deysiz. Bo'lmasam, g'irromda to'g'rimi? 100 ta odamga g'ibat qilib qo'yib turib, keyin yolg'iz o'zidan kechirim so'rasiz. Nariga odam qabul qilmaslikka haqqi bor. Borasan, hammani oldida kechirim so'raysan. Shunda men seni kechiraman deydi. Endi shunga kechirim so'rashlik holatiga tushishlik shartmi, kala zarilmi? Kerakmi shu narsa sizga? O'sha palonchini yomonlash sizga kerakmidi? Kerak emas edi. Balaul inson minal inson. Insonning balosi tilidan. Aqulu qawli hada va astagfirullah.